Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz aslanla yürüyüş yapalım. Hadi oğlum gel. Gel aslan gel. Arkadaşlar burada da yeni köpeğimiz var. Yalnız hani bu uzun süre bizde kalıcı değil. Çoban köpeği. Onu yaylaya göndereceğim. Bahar mevsimi geldiği için arkadaşlar koyunlar yaylaya gidiyor. O da çoban köpeği. Aslan burada. Hani biz de sürekli damızlık olarak veya gezintilerde bizde kalacak. Çünkü aslan hayvan bilmiyor arkadaşlar. Yani öyle koyun falan, inek falan gördü ama öyle koyunların peşine dağda gidip gezmez yani. Yabani hayvan falan da görmedi. Sürekli babamgilin orada ev köpeği yani sürü alan koruma köpeği olarak büyüdü. Arkadaşlar yeni köpeğimiz de Anadolu Şoban. Şöyle size çekeyim. Güzel bir post rengi var. Yani yüksekliği de aslan gibi var. Karam. Gel. Karam da bu aralar neyse yine zayıfladı arkadaşlar. Şöyle boyu posu. Yakışıklığı onun da yerinde. Bu da yeni dişimiz. Prenses. Prensesi de salalım. O da geziye dahil olsun. Şöyle arkadaşlar hem kamera çekip hem de salmaya çalışıyorum. Biraz zor olacak ama. Dur kızım dur. Hadi gidelim. Hadi. Gel. Prenses. Gel kızım. Hadi gidelim. Bırak ayakkabıyı. Aslan da burada arkadaşlar. Yeni köpeğimiz az önce buraya işemişti. Gel prenses gel. Onun kokusunu aldı. Ondan dolayı fazla gelmek istemiyor. Gel gel gel. Gel prenses. Aslanı köyün çıkışına kadar salamayacağız çünkü burada komşumuzun çoban köpekleri var. Onlarla gidip boğuşabilir. Ya, ya, ya. Prenses, ya. Gel kızım, ya. Arkadaş prensesi, arkadaşlar prensesi ilk defa saldım. Ama ya. Şöyle gördüğünüz gibi çok sadık köpek. Bana da hemen alıştı. Zaten hareketlerinden ne kadar salındığı için mutlu olduğu anlaşılıyordur. Aslan! Aslan gel oğlum gel. Hadi gidelim. Şöyle arkadaşlar şeyi bir çıksak. Köyün dışına bir çıksak ondan sonra kimseyle işimiz kalmayacak. Hadi. Gel. İlk önce iple mi bıraksam acaba? Arkadaşlar aslan
Bazı köpekler insanı çekmiyor ama aslan ipte zincirde böyle gezdirirken insanı çok yoruyor. Full çekiyor yani öyle insanı. Şöyle birazdan ipini salayım. Birazcık o konuya da değineceğim. Şimdi arkadaşlar geçen Günmert Yılmaz'ın videosunda da hani ben söylemiştim, aslan güçlü köpek ve birkaç söylem daha olmuştu. Şöyle salayım. Hadi gidelim. Ya. Birkaç söylem daha olmuştu. Hani ben demiştim ki aslan kuru gürültü yapmıyor. Direkt hani köpek buna karşılık verdiğinde hamlesini yapar. Onun haricinde kuru gürültü yapmaz demiştim. Hav hav yapmaz. Yani burada bir yanlış anlaşılma var. Ben orada keş havladığı için hani kötü böyle havlıyor. Ondan dolayı değil. Yani benim diğer videolarımda da izlediyseniz eğer, kendi köpeğim vardı Raki. Aynı sözleri onun için de sarf ettim. Çünkü bu köpeğin karakteriyle alakalı. İyi veya kötü olmasıyla alakalı değil. Şimdi aslında tam tersi. Ben aslanın da o şekilde olmasını isterdim. Çünkü insanlar gösterişi seviyorlar. Havlamayı, böyle kükremesini seviyorlar. Ama aslanın karakteri de bu. Yani aslan havlamıyor, böyle kuru gürültü yapmıyor. Köpek buna ve şöyle bir karakteri var. Ona rakip görmediği köpeği böyle aman diyen köpeği karşılık vermeyen, böyle şimdi kimi köpek var gördüğü her köpeği boğar. Ama aslanın öyle bir karakteri yok. Aslan sadece ona sert çıkanlara karşılık verir. Ve arkadaşlar herkes köpeğini över. Yani kim yoğurdum ekşiler? Yani orada bayağı bir yanlış anlaşılma oldu. Şöyle bir şey var. Yani video normalde karşılaştırma videosu olacaktı. Sadece aslan ve keşin. Sonra diğer arkadaşların karşılaştırması da üstüne denk geldi. Video bayağı bir uzun oldu. Bunun üstüne ben diğer gelen köpekler de benim enikken sahiplendirdiğim köpekler. Onlar hakkında da bilgim var. Onlar da sordular. Ondan dolayı da açıklama gereği duydum. Burada ne oldu? Çok konuşan ben oldum. İnancınız olsun 3 gündür hiç moralim yok. Yani bayağı bir moralim bozuldu bu konu hakkında. Ya vay efendim işte o arkadaş konuştu. Çok konuştu. Arkadaşlar biz oraya zaten köpeğimizi tanıtmaya gitmişiz. Yani reklamını tabii ki yapacağız. Yani ne reklam için gelmiş? Ben inkar etmiyorum ki biz zaten tabii ki oraya konu mankeni olarak gelmedik ki. Köpeğimizi tanıtmaya geldik. Diğer insanlar görsün. Meraklı insanlar bizim de kanalımızı takip etsin. Yani bunda ne gibi bir art niyet olabilir veya ne gibi bir olumsuz bir davranış, ben anlamış değilim. Ha, insanlar zaten yorum yapmıştı öncesinde Mert'e. Ha, Umut'la karşılaştırma yaptığında demişlerdi ki hani Mert biz köy videoları istiyoruz. Böyle videolar çekme. Benim videom da işin açıkçası onun üstüne denk geldi. Ondan dolayı linci yiyen biz olduk. Ama bayağı bir moralim bozuldu yani bu konuya. Beni çünkü tanıyanlar iyi kötü bilir. Yani il dışında izleyen arkadaşlar bilmese de Erzincan'daki arkadaşlar beni çok iyi tanır. Nasıl bir karakterimin, nasıl bir yapımın olduğunu, köpeklerine kadar sevdiğimi. Yani ben 7 yaşından beri hep köpek besliyorum. Yani babam, bizim de köpekler vardı. Ben yine sokakta bir köpek yavrulasa hemen giderdim bir tanesini. Seçerdim, alır getirirdim, büyütürdüm. Babam derdi evdekiler yetiyor. Yani işin açıkçası merakımız daha eskiye dayanıyor arkadaşlar. Çocukluktan beri bizim bu köpeklere sevdamız var. Oradaki arkadaşlara yani bir nevi kendimi açıklama zorunda hissettim. Çünkü yani şimdi doğru, ben de mesela dışarıdan belki izliyorum.
bayağı bir konuşma olmuş. Bunun biraz sebebi onlar da konuşmamışlar. Köpekler de benim olduğu için ben anlatacağım tabii. Şimdi Mert benim köpeğimi nasıl açıklayabilir? Mert'in köpeğini zaten tanıyorsunuz. Yani arkadaşlar, bazı insanlar çok ön yargılı. Böyle orada bizi izlediği 5 dakika 10 dakikaya göre yorum yapıyorlar, yargılıyorlar. Ama şunu da söyleyeyim size. Yani her şey kameralarda göründüğü gibi değil. Kim insan kameraya çok güzel oynar ama karakteri aslında kameradakiyle alakasızdır. Ama biz neysek oyuz arkadaşlar. Yani bizim bir tane yüzümüz var. Yani Hazreti Ali Efendimizin bir başından geçen olay var. Onu size anlatayım. Fatma anamızla karşılıklı oturuyorlar. Fatma anamız Hazreti Ali'ye yüzüne hayran hayran bakıyor. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki, neden böyle hayran hayran bakıyor hanım, neden bakıyorsun? O da diyor ki, mümin cemaline bakıyorum. Diyor ki, ne var ki benim yüzümde? Diyor ki, işte mümin cemalim var. Hani neyden dolayı diyor. O da diyor ki, yani tek bir yüzüm var. Ondan dolayı, yani buradaki bu ince çizgi, yani ne demek istiyor? İki yüzlü değilsin. Tek yüzlüsün. Yani böyle bir geçmişten gelen olayı da size anlatmak istedim. Yani kimseyi arkadaşlar zorla bizi takip edin de demiyoruz. Yani bizim buradaki amacımız, zaten biz bu hobiyi yapıyoruz severek. Meraklı olan arkadaşlar açar izler. Yani orada diyorlar işte, yok ne bileyim takipçi kasmak, yok ne bileyim para. Arkadaşlar ben şu ana kadar 1 lira para almamışım bu şeyden. Hani bana diğer insanlar söylediği için ben açtım. İşin açıkçası, çünkü birçok Erzincan'da YouTube sayfası olanlar vardı. Bayağı da büyük kitlelere hitap eden YouTuber'lar var. Beni çocukluktan beri böyle beslediğimi, üretip arkadaşlara verdiğimi bilenler dediler ki, hani senin neyin eksik, sen köpekler hakkında bayağı bir bilgin var. Yani uğraşıyorsun. Hani bunun yanında çek, at, hem biz izleriz hem de meraklı arkadaşlar izler. Oradan kazandığın kazançla da köpeklerine beslemesini yaparsın. Hani yuvalarını daha iyi yaparsın. Bu sebepten dolayı işin açıkçası ben bu YouTube kanalını açtım. Arkadaşlar, Karam da bizi yalnız bırakmadı. Şöyle, Karam, gel kızım, gel. İnşallah arkadaşlar bunu sağ salim büyütebilirsek çok güzel bir kara kırçılı yavru olacak. Aslan da arkadaşlar, daha önce anlatmıştım. Babam gelin oradaydı. Hayvan yani çok nefes problemi vardı. Çünkü babam zamanı olup da böyle salıp gezdiremiyordu. Ama ben sık sık böyle bunları doğa yürüyüşüne çıkaracağım. En azından nefesi de açılır. Şöyle arkadaşlar, prenses de Aziz kardeşimizden geldi. Oradan izleyenler biliyordur. Aziz'in bunun üstünde emeği çok. Ve çok güzel Anadolu çoban köpeği. Malum Nisan ayındayız arkadaşlar. Saat şu an 1 mi 1.5 civarı. Bayağı bir sıcak yani. Bir yaz gibi hava var. Hayvanlar da gördüğünüz gibi dilleri dışarıda. Ve prenses tüyde. Arkadaşlar birazdan gideceğim. Tarayayım biraz. Hem onu hem de diğer dişilerimi. Ayrıca arkadaşlar diğer 3 dişimiz de hızanda. Şansımıza peş peşe geldiler. Onların da videosunu yapacağım.
dişlerini azin kollaya düşünüyorum. Destan dişimizi de benim yaşlı Serkan'a düşünüyorum. Keçeyi de böyle kara kırçıl kangal bir erkeğe çekmeyi düşünüyorum. Çünkü keçede kangallık var. Post yapısı da çok güzel. Bakalım yani bu durumlardan sizi de zaten haberdar edeceğim arkadaşlar yaptığımız eşleşmelerde. Takip eden arkadaşlar oradan olanlardan haberdar olabilir. Bugünlük arkadaşlar size aslanın, gel aslan, gel aslan oğlum, gel. gel. Birazcık salayım gezdireyim dedim. Birazcık da sohbet edelim istedim. Hayvanlar da mutlu oldular. Yani şöyle gördüğünüz gibi suya girdiler. Daha ileride birlikte koşarız. Daha çok güzel görüntüler çekerim. En azından daha ileride arkadaşlar tilki yuvaları falan da var. Yani bu bölgede kurt, şu daha aşağılarda domuz falan da var. İlerleyen zamanda drone falan alırsak, drone'la salıp takibini yapabiliriz. Hani o zaman biz de görürüz bunun domuz karşısında, kurt karşısındaki tepkisini. En azından size görüntüleyebilirim. Yavaş yavaş zaten bahar geldi. Ortalık da bayağı bir yeşermeye başladı. Daha güzel doğal manzaralar eşliğinde köpeklerimizi çekeceğiz inşallah. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.